Daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik yani oyun olarak. Bolu Spor Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaeli Spor maçında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Deplasmanda aldığı 3 puanla Kırmızı Beyazlı ekip hafta sonu evinde oynayacak Keçiören Gücü maçı hazırlıklarına başladı. Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer de sürece ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Çok daha bizim üst düzey oyunlarımız vardı ama bütün hepsini şartları genel olarak değerlendirmek lazım. Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Erginer, Kocaeli maçının 6 puanlık bir maç olduğunu ifade etti. Bizim için Balıkesir maçından sonraki o büyük aradan sonra yeni bir ikinci yarıya sanki tekrar bir başlangıç maçı gibiydi. 6 puanlık çok önemli bir maçtı. İki maçta rakiplerimizden diyeyim eksiğimiz olduğunu düşünürsek de aslında bizi iyi bir yere getirmenin bir eşiği gibi maçtı. Bunu da iyi değerlendirdik. Artık önümüzde çok önemli bir Keçiören Gücü maçı var. Bizim işte bu deplasmanda kazandığımız bu 3 puanı çok daha değerli, çok daha anlamlı kılabilecek bir maç. Zorluk derecesi yüksek, önem derecesi de bizim açımızdan da çok büyük bir maç. Tabii pazartesi oynadık, cumartesi bir maç daha oynayacağız. Arkasından hafta içi çarşamba ve cumartesi maçlar çok yoğun tempoda. Ama bunların üstesinden de gelebilecek bir takıma sahibiz. Transferlerle ilgili konuşan Erginer, yaptıkları takviyeleri hatırlattı. Eksiklerimizi tamamladık. Yani ilk yarıda özellikle sıkıntısını çektiğimiz forvet bölgesine takviyelerimiz oldu. Sol beke takviye yaptık. Yani biz kadro derinliği açısından iyi bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında bu transferler biraz uzun vadeli bakmak lazım. Seneye bence çok iyi bir Bolu Spor'un sinyallerini şimdiden verecek. Şu an 27 puanı bulduk. Puan marjları çok yüksek. Nerede olabileceğiniz, nerelere gidebileceğiniz sizin tamamıyla performansınıza bağlı. Erginer yeni transferlerle takımda kadro derinliği yarattıklarını ve bunun takım için rekabeti arttırdığını ifade etti. Özellikle ligin ilk yarısı hani benim için zaman zaman çok kendi açımdan söylüyorum yani. Sıkıntılı geçti. Ya çok farklı oyuncuların mevkilerini çok farklı, çok dışında değerlendirdim. Yani o bizim derinliğimizdeki eksikliği biz hissettirmemeye çalıştık. Yani oyuncuların da bunu hissettirmemeye çalıştı gerçekten. Yani sağ bek oyuncumuzu orta saha oynattık. Sol kenar oyuncumuzu orta saha oynattık. Santrafor oynattık. Stoperimizi sol bek oynattık. Yani herkesi her yerde oynatmaya çalıştık. Ya tabii ki hoca bundan çok memnun olur. Elinde ne kadar derinlikli, ne kadar kaliteli bir kadro varsa o kadar iyi. Ya çünkü bu her mevkide oluşan takım için rekabet aslında oyuncuların rekabetini yükselttiği gibi takım içindeki rekabeti de yükseltiyor. Bu da performansın yükselmesine sebep oluyor.